Merhabalar. Bugünkü konumuz takım kaptanı, antrenör ve yardımcı antrenör. Ayrıca bunların görev ve sorumlulukları. Öncelikle takım kaptanı saha içerisinde ve dışarısında takımını temsil eden görevli oyuncudur. Peki biz bu oyuncuyu nasıl anlarız? Takım kaptanının formasının önündeki numaranın hemen altında 8'e 2 bir çizgi bulunur. Onun kaptan olduğunu belirten çizgidir bu. Gelelim takım kaptanının görevlerine. Takım kaptanı maç öncesinde müsabaka cetvelini imzalar. Müsabaka cetvelindeki imzaladığı bölüm takım kaptanının maç öncesi takım oyuncularının olduğu listedir. Bu listeyi imzalamasındaki amaç şudur. Kaptan antrenörle beraber oyuncuların sorumlu olduğu için o listede oluşabilecek herhangi bir sahtelikte mesela orada olmaması gereken işte başka takımda lisanslı bir oyuncu fakat kendi oyuncusunun lisansıyla oraya yazılmıştır. Başka oyuncu oynatılmak isteniyordur. İşte böyle bir durumda oyuncu ve antrenör bundan bizzat sorumludur. Bu yüzden takım kaptanı o cetveli o bölümünü imzalar. Yani sorumluluğunu alır. Ayrıca takım kaptanı takımını da kurada temsil eder. Yani kura atışında müsabakadan önce 15 dakika kala kaptanlar çağrılır ve kura atış yapılır. Peki bu kura atışındaki seçimleri nelerdir kaptanların? Servis atmak, karşılamak ya da saha seçimi yapar. Yani bu iki seçeneği birini seçmek zorunda. Ya servis atmak istiyorum diyecek, ya servis karşılamak istiyorum diyecek, ya da saha seçimi. Eğer servis atmak istiyorsa karşılama hakkı rakipte kalır. Rakip de saha seçimi yapar. Ya da saha seçimi yapılırsa rakip servis atmak ya da karşılamak seçeneklerinden birini kullanır. Bu sefer diğer seçenek rakibe kalır. Şimdi takım kaptanı eğer maç esnasında oyun alanındaysa aynı zamanda bu oyundaki kaptandır. Peki bizim için oyundaki kaptan olmasının önemi nedir? Şimdi takım kaptanı ayrı bir durum bizim için, oyundaki kaptan ayrı bir durumdur. Çünkü saha içerisindeyken bulunan yani oyun alanında bulunan bir oyundaki kaptan baş hakemle konuşma hakkına sahiptir. Soru sorma hakkına sahiptir. Ya da mola talep etme hakkına sahiptir. Bizim için oyundaki kaptanın önemi budur. Yani takım kaptanı oyundan çıktığı zaman o oyundaki kaptan olan yetkilerini antrenör herhangi başka bir oyuncuya bunu verir. İşte 5 numaralı oyuncu takım kaptanı olsun diye yetki verir. Ve 5 numaralı oyuncu artık yine oyundaki kaptandır. Peki bu kaptan kimler olabilir? Yani kaptan, yani oyundaki kaptan, oyun alanında bulunan herhangi bir oyuncu olabilir. Tabi libero hariç. Libero istisnai bir oyuncudur. Takım kaptanı olamaz. Peki şu konuya da değinelim. Oyuna giren yeni ya da oyundaki yeni kaptanın görev ve sorumlulukları ne zamandır? Şimdi oyundaki kaptanın görev ve sorumlulukları yeni kaptan oyuna giren pardon eski kaptan oyuna girene kadar veya set bitene kadardır. Yani takımın kaptanı oyundan çıktı. Yerine başka bir oyundaki kaptan belirlendi. Ve bu oyuncu değiştirildi. Şimdi o da gitti. Bu sefer yeni bir oyundaki kaptan daha belirlenecek. Onun sorumlulukları da sona erer. Ya da set bitti. Artık setin bittikten sonra yeniden eğer takım kaptanı oyunda değilse yeni bir kaptan belirlenmeli. Ayrıca o oyuncu yeni belirlenen kaptan var. Fakat eski kaptan yani takımın asıl kaptanı oyuna girdi. Oyun alanında artık.
O zaman da diğer oyuncunun sorumlulukları biter. Asıl kaptan girdikten sonra diğer oyuncunun artık kaptanlık yetkisi bulunmaz. Dediğimiz gibi şimdi oyundaki kaptanların hakkı işte baş hakemle konuşmak. Yani burada hakemlerle konuşma hakkı dediğimiz sadece mesela nedir? Yardımcı hakemle şunu konuşabilir. Pozisyon isteyebilir. Pozisyonun doğru olup olmadığını teyidini. Ya da baş hakemle kuralın uygulanmasıyla ilgili bir açıklama isteyebilir. Tabi bunu eline kolunu sallayarak itiraz olarak değil. Baş hakemin yanına gidecek. Hocam soru sorabilir miyim? Diyecek. Daha sonra sorusu neyse soracak, açıklamasını alacak. Eğer buna itiraz etmek istiyorsa o anda baş hakeme itiraz etmek istediğini ve resmi itiraz hakkını saklı tuttuğunu belirtecek. Daha sonra eğer gerekli prosedürleri uygularsa, yani onun belli bir miktar yatırılması gereken ücreti var. O para yatırılırsa zaten maç sonu da resmi itirazını da yapabilir. Ama bu itiraz şu değildir yani. Aa, tamam işte top içeride dışarıdaydı. Tamam biz itiraz ettik. Maç iptal olmaz. O şekilde herhangi bir iptal söz konusu değil. Ancak bu uygulanan kurallarda açık bir kural hatası olursa belki işe yarayabilir yani. Yoksa çok da bir önemi yok. Dediğimiz gibi kaptanın bizde kurallar gereği yetkileri bellidir. İşte malzemelerin bir kısmının veya tamamının değiştirilmesini isteyebilir. Ya takımların pozisyonlarına tekiki ne talepte bulunabilir. Yani kendisininkini de isteyebilir. Rakip pozisyonun doğru olup olmadığını da isteyebilir. Ama şimdi kendi takımının pozisyonunun doğru olduğunu teyit etmek için yardımcı hakemden pozisyon isterse yardımcı hakem kendisine kimin servis atışında olduk işte pozisyonları söyleyebilirken rakibin pozisyonunu isterse yalnızca rakibin pozisyonunun doğru olduğunu kendisine iletir. Özellikle açıklama yapmaz. Ama rakibin pozisyonunu da isteyebileceğini biz burada bilelim. Şimdi zemin, file ve topla ilgili kontrolleri de kaptan talep edebilir. Tabii bu durum altyapı müsabakalarında zemin kontrolü biraz zor. Ama dediğim gibi bunları kural gereği tabii isteyebiliyor. Yani bir top geldi. Top havasız geldi kaptan için. Bunun kontrol edilmesini ya da değiştirilmesini talep etmek istiyor. Edebilir. Problem yok. Ayrıca koç takımın başında olmadığı zaman yani ne olur koç setten atılmış olabilir. Diskalifiye edilmiş olabilir. Ya da bir işi çıkmıştır, rahatsızlanmıştır. Takım başından ayrılmak zorunda kalmıştır. O zaman oyundaki kaptan mola ve oyuncu değiştirme talebinde bulunabilir. Maç bitiminde de teşekkür eder, seremonisini yapar. Hakemlere teşekkürünü eder. Daha sonra müsabaka sonucunu da tasdik etmek için yani onaylamak için gider müsabaka cetvelinde ikinci bir imza daha atar. Ve eğer itirazı varsa da itirazını gidip müsabaka cetveline yazabilir. Maç sonunda tabii. Şimdi geliyoruz koç. Koçu biliyorsunuz takımı oyun alanı içerisinde yönlendiren görevlisidir. Başlangıç pozisyonlarını belirler. Mola alır. Oyuncu değişikliklerini belirler. Ve koçun temas kuracağı yetkili yardımcı hakemdir. Yani oyuncu değişikliklerinde, mola taleplerinde baş hakemden talep istemez. Bu talebi istemesi gereken yardımcı hakemdir. Resmi müsabakalarda
Önce zile basıp daha sonra mola işareti yaparak kullanılması gerekmekte. Maçtan önce az önce bahsettiğimiz gibi koç da kaptanla birlikte müsabaka cetvelini imzalar. Fakat ya bizim koçumuzun maç sonu imzası bulunmamakta. Maç sonucu teyit amaçlı sadece kaptan imza atıyor. Şimdi maç başlamadan önce şimdi pozisyonların olduğu kağıdı yazar imzalar ve bunu yardımcı hakeme veya yazı hakemine koç verir. Ve bunu da çabuk aslında vermesi lazım. Mesela set aralarında zaten set bittiği zaman bunu koçun vermesi gerekiyor. Yani o set arasının pozisyon yazma süresi değildir. Koçun kural gereği pozisyon kağıdını hemen vermesi lazım. Uyarı ve ikaz yapılmasına gerek bırakılmadan vermesi lazım. Şimdi koç peki nerede görev yapar? Daha önceden bir koç sınır çizgimiz vardı bizim yanda. Fakat o kaldırıldı. Yani koçun görev alanı hücum çizgisi uzantısından serbest bölgedeki ısınma sahasına kadar olan bölgedir. Orada ayakta durabilir. Ya da gider tekrar kendi yerinde oturabilir. Oradan takımına direktifle verebilir. Şimdi yardımcı koça geçeceğiz ama şunu da söylemekte yarar var. Şimdi koçun saha içerisindeki denetlenmesi sadece kendi hakemlere karşı yapmış olduğu davranışlarda denetlenmez. Bir sporcu ve koç aynı zamanda tribünlere de saygılı olmalı. Diğer oyunculara da saygılı olmalı. Rakibe, kendi oyuncularına da saygılı olmalıdır. Yani bir koçun, antrenörün kendi takım oyuncusuna hakaret ederek bağırması, küfretmesi ya da rakip tribüne karşı yapmış olduğu bir el kol hareketi de aynı zamanda kart yaptırımı gerektirebilecek harekettir. O yüzden yapacağı o hareketlerde koça sarı kart, kırmızı kart ya da neyse yapmış olduğu hareketin büyüklüğü ona göre kendisine kart gösterilebilir. Şimdi geliyoruz yardımcı koç görevleri. Yardımcı koç ve asıl koçun yardımcısıdır. Herhangi bir müdahale hakkı yoktur. Yalnızca oturma sıralarında oturur, maçı izler. Yani koçla beraber yan yanayken konuşabilirler. Oturduğu yerden oyunculara seslenebiliyorsa seslenebilir. Buna herhangi bir sıkıntı yok. Ama yardımcı koçun herhangi bir şekilde oyuna müdahale etme hakkı, soru sorma hakkı yoktur. Aynı şekilde antrenörün de öyle kafasına göre soru sorma hakkı yoktur. Yani mesela şeyi talep edebilir işte masa hakemine skorboardun doğru olup olmadığını sorabilir. Bunda bir şey yok. Ama sürekli itiraz edemez kararların uygulanması ile ilgili. Bu şekilde bir hakkı yoktur. Bir açıklama isteyecek birisi varsa o da takım kaptanı, oyundaki kaptan, baş hakemden açıklama talep edebilir. Buna dikkat ediyoruz. Bu zaten kuralların da başında belirtilen bir şeydir. Orada altı çizilerek yazılır. Buradaki amaç voleybolun güzelleştirilmesidir. Bu bir antrenör şovuna çevrilmemelidir. Peki yardımcı koçun şimdi diyeceksiniz ki evet konuşamayacak, bir şey yapamayacak. O zaman ne önemi var? Şimdi yardımcı koçun herhangi bir nedenle takımın başından ayrılmak zorunda kalması durumunda
Ya hastalanıp gidebilir, çıkabilir ya da işte ihraç edilmiş olabilir. Bu durumda oyundaki kaptan gidecek başhekime, diyecek ki hocam bizim antrenörümüz ihraç oldu. Yardımcı antrenörümün koçun görevlerini üstlenmesini istiyorum. Başhekim onayını verecek. Onay verirse yardımcı antrenör koçun görevlerini üstlenebilir. Artık ayakta direktif verebilir. Aynı koç gibi mola alabilir. Bunlara da özellikle dikkat ediyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.